Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde freze tezgahı için bir tane freze kirikosu yapımını göstereceğim. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Verespitet'in bir tane Instagram hesabı bulunuyor. O Instagram hesabını takip ederseniz aynı zamanda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bütçeniz doğrultusunda kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projeler için de iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak eden arkadaşlar oradan girip bakabilirler. Bu krikoların ya da başka bir deyişle dayamaların aslında tezgah üzerinde çok önemli bir görevi var. Özellikle uzun parça işleyeceğimiz zaman işlenecek parçanın altı boş ise destekleniyor. Böylece freze çakısının veya tarama başlığının yaptığı basınçtan parçanın esnemesini engelleyerek esasen yüzey kalitesinde çok büyük bir etkiye sahip oluyor. Tabii ki siz bu projeyi gerçekleştirecekseniz sizin kullandığınız tezgahın boyuna göre, kullandığınız mengenenin yüksekliğine göre bu krikoyu kendi ölçülerinizde yapmanız gerekecek. Bu projeyi gerçekleştirmek için bir tane torna tezgahınızın olması yeterli. Nispeten kolay bir proje. Ben gördüğünüz gibi burada birkaç tane stok malzeme çıkarttım. Büyük bir ihtimalle bunu kullanacağım. Bir parçasından dayama kısmını, bir parçasından ayarlanabilir başlığı yapacağım. Üzerine tırtıl çekilecek, işte diş açılacak, birkaç tane delik delinecek ve proje bitmiş olacak. Az önce de belirttiğim gibi düzgün işleme, düzgün frezeleme yapabilmek için bu tip donanımlara, bu tip enstrümanlara freze tezgahlarında fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Yine şimdi dilerseniz torna tezgahına geçelim. Malzememizi bağlayalım ve projeye başlayalım.
Evet, gövdenin yapımı bitti. Şimdi açtığımız, gövde üzerinde açtığımız deliğe diş çekmemiz gerekiyor. Burada ne kadar ince diş çekersek Kriko'nun kaldırma hareketi, kaldırma hassasiyeti o kadar fazla olacaktır. Ama tabii ki dişler küçüldükçe dayanıklılık da azalacaktır. Sıkıştırma özelliği de azalacaktır. Ben metrik 9, 1.25 diş çekmeyi planlıyorum. Ancak siz ihtiyaçlarınız doğrultusunda yine metrik 9 veya metrik 8 daha önce diş çekerek yükseklik ayarını daha hassas hale getirebilirsiniz. Daha hassas hale getirmek ne demek? Daha çok çevirerek daha az yükselme vermek demek oluyor aslında bu. Dediğim gibi ben metrik 9, 1.25 diş çekeceğim şimdi buraya. Ardından gövdenin tamamen yapımı bitmiş olacak. Ondan sonra civata kısmını, esas sabda kısmının yapımına geçeceğiz. Gelin derseniz başlayalım şimdi. Thank you.
Gördüğünüz gibi proje bitti. Dişi ve erkek vida arasında bir miktar boşluk bırakmak gerekiyor. Çünkü bunun yüzeyine yaslanacak olan iç parçasını üzerine maksimum yüzey teması elde edebilmesi için bir miktar esnemesi çok önemli. Yani sıfır geçme yapmamamız gerekiyor bunu. Şu anda gayet güzel gözüküyor. En küçükte yaklaşık 43 mm boyunda. En yüksekte ise 70 milimetre, hatta 72-73 milimetre boyutunda oluyor. Gelin şimdi dilerseniz bunu bir tezgah üzerinde deneyelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Ben şimdi burada tezgaha bir tane iş parçası bağladım mengenin üstüne. Numune olması açısından uzun bir parça bağlamayı tercih ettim. Ve bir komparatör saatiyle de ucunda sıfırlama yaptım. Freze çakısı malzeme üstüne bastırdığı zaman nasıl esneme yaptığını görebiliyoruz. Ancak bu dayama sayesinde esnemenin çok daha az olduğunu çok rahat gözlemleyebiliriz. Evet, bugünkü projemizde freze tezgahında kullanılmak üzere bir tane freze krikosu, freze dayaması yapımını göstermeye çalıştım size. Bunlardan çeşitli boy ve ebatlarda yaparak kullanılacak olan malzemeye göre ihtiyacınız olan krikoyu kullanabilirsiniz. Bu proje için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi bu ve benzeri projeleri merak eden arkadaşlar için iletişim bilgilerim bu videonun açıklama kısmında var. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın.